Selamlar. Kendimizi tanıma yolculuğunda karakter analizi yapmak, kişilik tipimizi öğrenmek, kendimize tanışmak adına müthiş sonuçlar doğurur. Kendinizle yüzleşmeye hazır mısınız? Bu karakter analizi aynı zamanda kendimizdeki eksik ve kusurları, fazlalıkları da ortaya çıkaracak. Neden böyle davrandığınızı anlayacaksınız. Kalıplaşmış düşünce ve davranış kanıplarını fark edeceksiniz. Ve inşallah değişmek, yenilenmek ve iyileşmek için size yol gösterici olacak. O zaman başlayalım. İlk kişilik tipimiz fark edilmez kişilik tipi. Fark edilmez, görünmez olursam güvende olurum diyen insanlar bunlar. Kendilerini arıyorlar. Aslında kendisine en uzak kişiler bunlar. Kendi iç alemlerini kapatmışlar, kimseyle paylaşmak istemiyorlar. Aslında gerçekte kendilerine bile kapalı kutular. Soruları şu, ben kimim? Niye böyleler? Birincisi, büyürken çok kalabalık bir ailede arada kaynamış gitmiş olabilirler. Yeterince değer görmemiştir, sevilmemiştir. Diğer kardeşleri tarafından ezilmiş olabilir. İkincisi, çocukken şiddet ve baskı görmüş olabilir bu kişiler. Anne ya da babası sürekli dövmüştür, ağır cezalar almıştır. Ee, mesela banyoya kapatılmıştır, yalnız bırakılmıştır. Üçüncüsü soru sormasına izin verilmemiştir. Kendini ifade etmesine fırsat tanınmamıştır. Konuşması bile göze batmış olabilir. Sen sus küçüksün, konuşma, ses çıkarma, büyüklerin yanında konuşma gibi tavırlar çocukların gelişmesine ve benliğinin oluşmasına engel olur. Ya da çok sevilen kişinin ismi çocuğa verilir. O kişinin hatırası sürdürülmek istenir. Çocuğu değil de ismin asıl sahibini önemserler. Bu da çocukta kendini değersiz bulma, yok gibi olma inancını geliştirir, yerleştirir. Mesela çocuğa babaannesinin ismi konmuş. Babası rahmetli annesini çok özlüyor. Kızını da anamın ismi diye seviyor. Diğer bir madde kız olduğu için ikinci sınıf insan muamelesi görmüş olabilir. Bu konuda kadın olmak videomu izleyebilirsiniz. Aşağıda linki var. Altıncısı ailede aşırı sorumluluk yüklenmiştir. Bu sorumluluklardan kaçmak ister, içine kapanır. Bu kişiye sadece iş yaptığı için bir yer verilir yoksa değer verilmez. Çocuk kendisini değersiz hisseder. Yedincisi küçükken taciz yaşamış olabilir. Azardan dayaktan korunmanın yolu olarak fark edilmez olmayı seçmiş olabilir çocuk. Bir kenara siner, az hareket eder, sessiz olur, görünmemeye çalışır. Fark edilmez kişilik tipi insanlar, kendini yoğun değersiz hisseden insanlar. Çünkü oldukça travmalı bir çocukluktan bahsediyoruz burada. İlker Bey'in çocukken kendini savunmak amacıyla seçtiği karar yolu bir ömür boyu devam ettirebilir. Çocukken görünmez olmak ona güvenli geldiyse büyüdüğünde de aynı aynı şekilde davranır. Sessiz, fikirsiz, yok gibi olur. Ama değişmeye karar verirse ve bunun için gayret gösterirse tüm bu çocuklukta aldığı kararları değiştirip özgüvenli bir hayata adım atabilir. Fark edilmez yok gibi kişilik tipindekiler nasıl olur? sessiz, sönük, renksiz, dikkat çekmeyen, az konuşan, saçları, giysileri sıradan, soluk kişiler bunlar. Fark edilmek istemiyorlar. Ben demeyi sevmiyorlar. Benlik duyguları yeterince güçlü değil. Benlik duygusu oluşmayan insanlar biz olmayı başaramazlar. Yumuşak ve kısık ses tonuyla konuşuyor bu insanlar. Kendilerine ait bir hayatları yok gibi neredeyse. Kırmızı çizgileri yok. İnsanlar rahatlıkla bu çizgiyi ihlal ediyorlar. Bu kişileri sömüren, kullanan, kızıp bağıran, haksızlık yapan da çok olur. Bu insanlara herkes müdahale edebilir, işlerine karışır, yönlendirmeye kalkar. Öne çıkmak, kendini belli etmek tehlikelidir onlara göre. Bu yüzden hep geri planda kalmayı tercih ederler. Arkalarda dururlar, arkalara otururlar. Görünmek istemezler yani. Bedensel olarak da ufak tefek olmaları muhtemeldir. Asla hayır diyemezler, herhangi bir şeye karşı koymazlar, yeteneklerini kullanmazlar, başkalarına hizmet ederler. Anlayışlı, uysal ve sakindirler, iyi dinleyicidirler, çok konuşmazlar. Bu özellikler iyiymiş gibi görünse de, aslında kendilerini ifade etmedikleri için, duygularını, fikirlerini bastırdıkları için bu onlara zarar verir. Herkesin sevdiği kişiler ya münafıklardır, ya da kendilerine diri diri gömenlerdir, maalesef. Bilmiyorum derler sık sık, nefes almakta zorluk çekerler. Çünkü hayatta ilgili sorunları vardır. Bu nefes almaya yansır, astım olabilirler. Ayrıca sürekli bilmiyorum diyen kişiler kendilerini çaresiz hissettikleri için romatizma olabilirler. Başarıyı, mutluluğu, bolluğu ellerinin tersiyle iterler adeta. Hep o içlerine kotlanan acıların çocuğu modunda hayatlarına devam ederler. İnsanları öfkelendirmemek, kırmamak için aşırı dikkat ederler. Zıt görüşte olsalar bile kavga çıkmasın, huzursuzluk olmasın diye susarlar. Ama işte bu içe atmalar hastalık olarak onlara geri döner. Bu kişilere kendi ismini bağırarak söylemeleri istendiğinde rahatsız olurlar mesela. Hatta tir tir titreyebilirler. Ne tür işler yapar bu insanlar ya da ne tarz işler seçerler? İnsan ilişkilerinin yoğun olmadığı işleri seçerler. Aşırı memuru olabilirler. Mesela teknisyeni olurlar, muhasebeci olurlar, bulaşıkçı olurlar. Öyle çok yoğun insan ilişkilerinin olmadığı işleri tercih ederler. Haklarını aramakta zorlanırlar ve bu yüzden düşük maaşla uzun süre hatta ömür boyu aynı işte çalışma eğilimindedirler. Sağlık sorunları var. Çok hastalıklar var hayatlarında. Ayaklarında sinir sıkışması olabilir. Çok kilolu veya çok zayıf olabilirler. Uyurken dişlerini sıkma, unutkanlık, sırt ağrıları, tansiyon, diz boğaz hastalıkları, astım, toza alerji, ağlama nöbetleri, mide sorunları, korku ve fobiler romatizma görülebilir. Bu kişiler ne yapmalı? Nasıl bu hallerinden arınacaklar, temizlenecekler? Kendin olmak, kendini ifade etmenin, kişi olmanın aslında mutluluk verici bir seçim olduğunu fark etmeleri gerekiyor. Kendilerini saklamanın onlara zarar verdiğini, değişmek için adım atmaları gerektiğini fark etmeliler artık. Kendini ifade etmek için gayret göstermeliler. Yavaş yavaş belirgin ve görünür olmaya, toplum içinde söz sahibi olmaya uğraşmaları gerekiyor. İsteklerinizi artırın. Mesela, kendinize yapılan yardımı, hizmeti beğenmeyince söyleyin. Sağ ol yardım ettin. Şurayı bir kere daha süpürürsen iyi olacak. Çayım çok demli olmuş, biraz açar mısın? Belgeleri bilgisayara geçirirken şuralarda hata olmuş. Bunları düzeltir misin? gibi. Yani aman ben yapıvereyim, söylemeyeyim, olsun boşver, ben idare ederim gibi hallerinizi değiştirin artık. İçiniz hayır derken dilinizin evet demesine engel olun. İçinizden geldiği gibi davranmaya çalışın. Renkli, canlı giyinin, dik durun, isminizi defalarca vurgulayarak hatta bağırarak söyleyin tekrar tekrar ve ne hissettiğinize bakın. Çocukluk travmalarınıza terapiler yapın. Çocukken aldığınız yanlış kararları değiştirmeniz gerekiyor. Kanalımda tek başınıza kolaylıkla uygulayabileceğiniz terapiler var, tavsiye ederim. Bu değersizlik inancını bir an önce bilinçaltınızdan söküp atmalısınız. İlk kişilik tipimizi anlattım. İnşallah faydalı olmuştur. Devamı gelecek. Dinlediğiniz için, abone olduğunuz için teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.